70'te üniversiteyi bitirdim. 70'te üniversiteyi bitirdikten sonra 1,5 yıl Ankara'da çalıştım. Memuriyet yaptım. Orada bürokrasiyi tanıdım. Hep kafamda ihracatçı olmak var ya. Evet. Denizli'ye geldim. Denizli'de bir seyahat acentası kurdum. Seyahat acentası da tabii o araştırmadan yapılan bir iş. O da dışa dönük bir olay. Hani Evet. turist getirmek, Pamukkale'nin özelliğinden dolayı falan derken ama seyahat acentası kurmakla mutlaka o ille ya havaalanının olması gerekiyor da ya da gemi Tabii. deniz yollarının olması Evet. gerekiyor. Onda da tam başarılı olamadım. Hasbelkader sonra otobüsçülük yaptım. Otobüsçülük yaparken hac seyahatine girdim. Suudi Arabistan'a. Derken bunu 2-3 sene devam ettim. 3 sene devam ettim. O sırada Suudi Arabistan'da da tanıdıklarım oldu. Onlara işte ihracat yapmak istiyorum ya. Evet. İlk 78 senesinde ihracatı soğan ve elma ile başladı. Soğan ve elma o zaman O zaman. nereden gidiyordu? Yani Denizli'de Denizli'de başka bir üretim yok ki. yok. Evet, Yok. onları. Hani işi öğrenmek Evet. için pahada da ucuz olan bir iki tır mal götürdüm. Başa baş sattım. Ama işi öğrendim mutfağında. Yani gümrükler nasıl oluyor, Evet. nasıl satılıyor, ne yapmam lazım, nasıl ambalaj istiyorlar, nasıl olacak falan gibisiyle bazı bilgilerim oldu tabii ki. Bir altyapım yok ki, imkanlarım da yok zaten, parada fazla bir şey yok. Derken daha sonra oradaki tanıdık kişilere kuru yemiş ihracatını başladım. Gıdaya Evet. döndüm. Öyle yapardık, konsiyon olarak götürerek orada satardık. Orada tanıdıklarımız vardı, onların adına giderdik.